O zaman bize bir şarkı söylesen ve sonra tekrar konuşmaya devam etsek olur mu? Sahtekarca playback yapacağım değil mi? Evet. Tabii. Ama güzel olabilir. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben playback konserlerde hep sesimi kısıyorum. Çünkü yediremiyorum kendime. Üstüne anıra anıra söylüyorum. Şimdi de öyle yapacağım. Şimdi öyle yapabiliriz. Yapacağım. Evet. Olsun. Zaten bizim orkestramızın çalabileceği kolaylıkta şarkılar değil. Değil mi Tuncer'cim? Yani, tabii canım. Caz standardı bunlar. Çalamazsınız. Evet. Yani hakikaten kolay bir şey değil. Onlar da biraz çalıştılar ama sonra vazgeçtik hakikaten. Çok özür dilerim. Hangisiydi? Bu Burhan Çeçen'in hangisiydi? Sonuncusu Aşkımız Olay olacak. Aşkımız onu mu? Önce. Bilmem. Siz ne isterseniz. Acemi Balık da bize. Önce Acemi Balık'ı söyle. O zaman Nalan hareketi yapalım. Evet, evet. Hatırlıyor musunuz Nalan hareketini? Hayır, ya yeni doğdular onlar daha hiç. Evet. Peki. O zaman hadi alkışlıyoruz İrem'i. Hoş. Evet bak. Ay yerim seni güzel kızım benim. Bu duymayanlar için tabii ki bu çeviriler Nestor sayesinde yıllardır devam ediyoruz. Bütün programlardan önce biz başladık Nestor'la beraber. Bizden önce sadece bir haber bülteninde vardı ama iyi ki var ve şimdi inşallah böyle bir karar alırsa Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun galiba bir tavsiye kararı çıktı zaten. Emin değilim çok ama bence zorunlu hale getirilmeli ve duymayanlar için mutlaka bu çeviri yapılmalı. Nestor biliyorsun şarkıları da çeviriyor. Biz ondan şarkıları çevirmesini istememiştik ve ben bunu anlatıp duruyorum. Yani ve hakikaten şöyle bir hizmet yapmışız. Bir duymayanlar, iki tane duymayanlar programı yapmıştık ve onlar bana söylediler. Geldikleri zaman dediler ki biz yıllardır bu televizyonlarda işte duymuyoruz. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Millet bir eğlence, bir kakır kakır bir şey falan. Düşünsene. Yani sen şimdi ne kadar heyecan, ne kadar güzel bir sahnen var. Herkes ayağa kalktı falan. Çok güzel bir... Düşünsene onu ne diyor acaba bu? Yani hakikaten duymayanlar merak ediyorlardı bunu. Ne diyor bu acaba? Yani ki herkes çok eğleniyor falan. Sonra Nestor... çevirdikten sonra senin için söylemiyorum senin şarkın için ya da Nalan'ın şarkısı için ama dediler ki bana ulan bir halt demiyorlarmış be. Yani boşuna üzülüyormuşuz. Anlatabildim mi? Çünkü bizde o kadar çok hani gerizekalıca yazılmış Türk popüler müzik şarkısı var ki. Sadece yani, Türk popüler müzik mi yani? Ne var ne başka? Ne yapsın zenciler altın dişlerinden, bling blinglerinden, pırlantalarından bahsediyorlar. Bence biz iyi bir durumdayız ya. Şu an dünyaya hakim almış müzik ne rap? Afrikalı Amerikalıların evet saçma sapan şeyler Afrikalı söylüyorlar. Afrikalı Türkler mi o zaman? Yani. Sonuçta total bir saçmalık var ortada. Pırlantam 8000 karat aldım seni vurdum öldürdüm pis kadın bilmem ne yani biz bunları yıllardır goşari işe böhte. We gonna party like işe böhte. Ben bunu yapayım. Yürü adamım. Bugün senin doğum günün. Bugün öyle bir partileyeceğiz ki sanki senin doğum günün. Ben bir şey diyeyim mi? Acemi balığı öpüp başlarına koysunlar yani. En azından hınçlanmış bir kadının hikayesi var orada. Boynunu bükeceksin ya kapımı çalacağım diyor. Nestor! Acemi balık yapsana bir. Çok güzel. Harika. Ya bir alkış alalım mı Nestor'a? Yıllardır kadıncağız orada ya. Kurban olurum ya. Yani bu... Ama göğüslerini yaptırdıktan sonra dikkatimi çekmiyor değil hakikaten. Sallıyorum yani değil mi? Her seferinde yani. Ya bir şey diyeceğim. Lütfen. Herkes gördü mü? Lütfen. Şimdi bir ay bir yatalak dönem geçirdim o ameliyattan sonra. Sonra ilk katıldığım ve evden ilk çıktığım yer Güner İcivoğlu'nun... Şeffaf Oda programıydı. Şeffaf Oda programı, huzur programı diyorum ben ona. O huzuru öyle bir bozmuşum ki. Yapma yahu. Orada ama herkes çok hanım hanımcık oturur. Sen tabii perişan ettin oraları. Ben böyleyim. Poz vermişiz. Konuklar Ceceli ben, iki oyuncu. Güneri Bey fotoğrafta ben böyleyim. Ya çalıştım kazandım. Ben öyle yaptırdım diye. Neyse Allah'tan çok fazla Google'da. Ben iki kere katıldım o programa. Belki üç keredir bilmiyorum ama yıllardır. Yani hakikaten o kadar efendidir ki. Bir kere Güneri Bey de şey yapar, erkeklere hiç vakit ayırmaz programda. Böyle
kenardan böyle Güner abi beni de çağırmıştınız filan diyerekten böyle falan. Dur bakalım dur yani şey söyleyecek şimdi değil mi? Piyano çalacak hanımefendi şarkı söyleyecek sen dur bakalım filan diyerekten. Güner Bey harikulade bir adam. Harikulade bir adam. Benim akıl hocam gibi, mentorum gibi bize buraya kabareye de geldi birkaç kere. Büyük sevk onu dinlemek. Hakika hem yakışıklı hem görmüş geçirmiş hem yani bu kadar bu yaşta nasıl bu kadar yakışıklı olunuyor? Bilmiyorum. Anlamadım ben yani. Ben yaşayamayacağım için bilmiyorum. Hmm, sen yakışıklı olamayacaksın evet bir erkek kadar. Niye yani. Geçen sene en iyi erkek çıkış pop ödülünü ben aldım. O ne be? En iyi çıkış yapan erkek pop sanatçısı ben aldım. Bu sene de en iyi grup ödülünü aldım. Ne yaptığın için en iyi grup ödülünü aldın? Konusuz, nasıl, nasıl bir şey? Gelişine. Nasıl bir şarkıyla aldın en iyi grup ödülünü? En iyi grup dualar eder insan mutlu bir grup için. Ya deli gel buraya iki deli birbirimizi bulalım demedin mi? Ben de ayarlarınızı bozmaya çalışıyorum şu an. Ne yapayım? Ben henüz tanımaya çalışıyorum. Vahşi bir hayvan gibi koklayarak. 32 yıldır çok deneyen oldu onu. Daha başaran yok efendim. Siz yaparsanız siz yaparsınız. Yoksa sıcak pastayı yol. Bir de bunun sıcak halini düşünemiyorum. Seninle beraber medya arkası yapmak istiyorum. Oley en sevdiğim şey. Bir şey diyebilir miyim? Söyle. Sizin medya arkasında yıllarınca yaptığınız bir Yılmaz Morgül'ün ağlama sahnesi vardı. Çok güzeldi. Mükemmeldi. Biz sonra Yılmaz Morgül'le jürilik yaptık yan yana Rising Star'da. Fakat benim jargonuma çıpala çıpala ağlamak diye bir şey kattığınız için size çok teşekkür çıpala ederim. Çıpala çıpala ağlamak evet. Çünkü kaç flörtüm onu benden duyunca sanki Okan Bayülgen lafı değilmiş gibi yedirdim. Ay bu dedim çıpala çıpala ağlıyor. Ay ne demek ne kadar tatlısın sen falan diye. Neyse işte anı. Senin bazı sözlerine ilgili olarak beynime aşığım hayatımı çok zorlaştırsa da beni özel kılıyor. Çok güzel söylemiş. İnanılmaz söylemiş. Fosforlu kalemle çizilmelik. Aynen öyle yaptık zaten. Ya ne yaptın beynime aşığım? Atom mu parçaladım, elektriği mi buldum? Kıvrak bir zekam var, hoş sohbetim ve bu benim hoşuma gidiyor yani. Bazı arkadaşlarının çok iyi arkadaşı olman lazım herhalde. Öyledir değil mi? Yani bazı arkadaşlarının en iyi arkadaşısın. Öyle o mi? O kadar. Bir kişinin ya da iki kişinindir. Evet, daha fazlası yok. Peki. Ama onların en iyi arkadaşısın mı? Evet. İki kişi var. Biri Amerika'da, biri burada. Evet. Nerede lan? Ha orada. Nerede kaplara. Lan? Ha orada evet. Peki. Yani olmuyor. Çünkü ben yıllarca insanların hep acil durumda camı kırınız o can simidi var ya. Burada mesela o toplandılar, sıkıldılar. Lan İrem'i arayalım gelsin coştursun. İrem'i arayalım gelsin. Ben kimsenin acil durum simidi olmak istemiyorum. İki arkadaşım var bana yeter de artar. Gerek yok. İşte böyle konuşuyorum sonra. Yok zekam çok sıkıntı geldiği için. Peki. Bunu da samimi söylediğini düşünüyorum. İlgi manyağıyım ben. Herkes beni konuşsun istiyorum. Küçükken bu yüzden okulun camından bile atladım. Evet, çapraz bağlarıma bir şeyler olmuştu. Geçen gün medya arkasında senin bu şeyini gösterdik, psikolog meselesini. Hakikaten aklını yitirmiş gibi konuşuyorsun bazen. Bir daha görebilir miyiz onu lütfen? Çok fazla kola içimi döken biriyim. Hatta overdose döken biriyim yani. Eve geliyorum diyorum ki artık böyle her şeyini herkese anlatma. 5 dakikada samimi oluyorsun, anlatıyorsun halanın işte bu hemeroidini. Yani bu konuda kendimi çok törpülemeye çalıştım ama olmuyor. Herkesi kendim gibi sandığım için takır tukur her şeyimi anlatıyorum ve bunun hep zararını görüyor muyum? Evet, görüyorum. O yüzden hani sanki bir kişiye söylediğim şey onda kalacak gibi hissediyorum ama ertesi gün magazinde izliyorum bahsettiğim şeyi. Bu sebeple de daha sosyalliği kısıtlamış bir insan olarak daha evinde, daha domestik bir hayat yaşamaya başladım. İyi oldu. Çünkü zaten 2,5 arkadaşım falan var benim toplamda. Zaten çoğu insana da tahammül edemiyorum. Ve maalesef zekamı çok üstün gördüğüm için olmuyor. Frekans tutmuyor kimseyle. Ay bu da bir klip öncesi, çekim öncesi klasiği. Buzlu. Dur. Bu yeni. Bu da şey bu evde yani genelde evdeyim. Evet. Diyorsun evet genelde işte. Bir de ev halini görüyoruz aslında. X'in arka arkaya gelmesi çok şeker oldu bence. Devam. Çok. Buzları erimiş. L ne? Şu bir... Uyanmayanı dövüyor. Evet. Evet. Ben sizi dinlemek istiyorum. Ben çünkü sizin çağrınızı duydum.
gel iki deli burada konuşalım diye. Nice ilaçlar, nice psikiyatristler, nice TMS tedavileri bana fayda etmedi. Belki sizden bir fayda gelir. Çok tatlısınız bir tanem. Şimdi bu yani biraz böyle aklım uçuk kaçık mı, yoksa hakikaten böyle bir psikiyatrik bir şey, bir tedavi ya da rehabilitasyon gibi şey hakikaten görüyor. Şimdi benim çünkü insan böyle gerçekten nevrotik olanlar ya da depresyonda olanlar hakikaten üzülürler, yani çok üzülürler ve bu Allah kimseye vermesin, kimi nevrozlar ya da kimi depresyonlar çok güzel insanlar, yani o insanlar aslında bunu ezemezler, yani bunu kabul edemezler aslında. Ama ya üstünsün, hakikaten böyle şeyler varsa, ya üstün bir şekilde bunu ezebiliyorsun ve buna gülüp eğlenebiliyorsun, ya da o kadar ağır bir şey yok. Ben hiç ağır bir şey olduğunu sanmıyorum sende. Ağır bir şey yaşadım aslında, yani bu anoreksik İrem dönemi, ölümden dönmem, bir hastanenin bu elimizde ölecek ünlü birinin elimizde ölmesine göz yumamayız deyip başka bir hastaneye pas atması. Öyle bir şey de oldu. Tabii öyle şeyler oldu. Yani başhekimler falan bulamadılar ne var ne yok. Büyük bir enfeksiyon var vücutta. Yürüyen bir iskeletim. Sadece kafa ve memeyim. Kafa büyük, onu memeyi da sonradan yaptırdım diye. Özellikle mi söylüyorsun burada? Yani yaptırdığın için söylüyorsun. Rating olsun diye be. Vallahi sizi düşünüyorum, kendimi hiç düşünmüyorum ben. Kendimi atıyorum ateşlere. Neyse, yaşayan bir iskeletim, bunları yaşadıktan sonra, çıktıktan sonra hastaneden dedim ki bir dakika ya. Ya bugüne kadar hayatımda kötü giden en fazla, en büyük travma neydi? Anne baba ayrılığı. Hoşt. Herkesin annesi babası ayrılıyor. Ne travması? Kendine gel ya dedim. Aldığın nefesin değerini bil ve iyice delirdim. Gerçekten iyice delirdim ve böyle kendimi dalıp giderken bulmaya başladım. Yeme bozukluğu bu sefer tam tersine döndü. 100 kiloya doğru gidiyordum. Dedim ki artık benim bir uzman görmem lazım. Çünkü mesela bu daha hastaneye düşmeden ben, tabii ki ben bilinçli bilinçsiz kendime koyduğum isim bu. Anoreksiya, farkında değil miyim anasını satayım? Ben çubuk kraker gibi yürüyorum yolda. Baktım 50 tane belirtisini saymışlar anoreksiyanın. 49'u bende var. Bir tanesi yok ya, dedim ki tamam lan, daha olmamışım dedim. Devam. Artık dedim kendini profesyonellerin eline bırak. İlk önce bir EEG çekildi. Evde yok. EEG evde yok. Horon tepiyor beyin dalgalarım. Yani böyle bir şey yok. Komple bozuk. Böyle vahim bir tablo mu çıktı? Çok vahim bir tablo çıktı. Hem ilaç tedavisi, hem TMS tedavisi, hem terapilerle. Bir senede falan bu toparlamış halim, o izlediğiniz deminki ve şu an karşınızda oturan toparlamış halim benim. Yani çok saçma bir şey, çok gereksiz bir şey ama bir nevi de saygı duymak lazım. Grip olan insana, kanser olan insana parmakla gösterip bu kanser, bu grip demiyorsak bu daha beter bir şey. Yani insanın hiçbir fiziki problemi yokken kendine bunları yaşatması daha büyük sıkıntı. Tam olarak atlattım diyebilecek bir halde değilim. Ama en azından kontrolü aldım. Bu arada bir de evlendin galiba. Oldu öyle bir şey. Sonra ama boşandın galiba. Galiba değil, bayağı boşandım. Bayağı oldu. Çok iyi hatırlamıyorum bunu. Ama peki bu kısa süren bir evlilikti galiba. Bir sene, çünkü bir seneden sonra anlaşmalı boşanma oluyormuş. Onun için, Bilirsiniz efendim bunları. Babası 3 kere boşanmış bir kadın var karşınızda. Evet. Deneyimliyiz yani. Evet. 3 kere mi boşandı baban? Allah korusun. İki kere boşandı şu an. İki kere boşandı. Güzel bir evliliği var. Ben de 4 kere boşandım. Yani bu, evet. Olabilir. Bu ama bu senin ilk evliliğindi galiba zaten. İlk ve tek. İlk ve tek, evet. Öyle olmasını istiyormuşsun gibi konuşuyorsun. Yok. Yok yani bir daha. Evet, peki bu evlilik nasıldı? Yani ben bir şeye benzetemedim. Çok bir fark göremedim çünkü yani hani... anlamadığım için çok bir şey, bir yorum yapamam bunun üzerine. Ama zaten benim kendi çapımda hep şeylerim vardır böyle. Minik ufaktan kalma, miniklikten kalma yaralarım vardır. Onları eğer bir gün ebeveyn olursam yaşatmak istemem. Ama onun haricinde doğru insanla
güzel bir şey olabilir belki, bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şey anlamadım ben yani. Böyle bir arkadaşa bakıp çıktım gibi oldu. Aa, güzel örnekti be. Güzel örnekler. Ay, kullanırım bunu ben sonra. Seninle beraber, seninle beraber medya arkası yapmak istiyorum. Oley, en sevdiğim şey. Bir şey diyebilir miyim? Söyle. Sizin medya arkasında yıllar önce yaptığınız bir Yılmaz Morgül'ün ağlama sahnesi vardı. Çok güzeldi. Mükemmeldi. Biz sonra Yılmaz Morgül'le jürilik yaptık yan yana Rising Star'da. Fakat benim jargonuma çıpala çıpala ağlamak diye bir şey kattığınız için size çok teşekkür çıpala ederim. Çıpala çıpala ağlamak, evet. Çünkü kaç flörtüm onu benden duyunca sanki Okan Bayülgen lafı değilmiş gibi yedirdim. Hmm. Ay, bu dedim çıpala çıpala ağlıyor. Ay, ne demek, ne kadar tatlısın sen falan diye. Neyse işte anı. Senin bazı sözlerine ilgili olarak. Beynime aşığım, hayatımı çok zorlaştırsa da beni özel kılıyor. Çok güzel söylemiş. Hmm, inanılmaz fosforlu söylemişsin hakikaten. Fosforlu kalemle çizilmelik. Hmm, aynen öyle yaptık zaten. Hmm. Ya ne yaptın beynime aşığımda? Atom mu parçaladım, elektriği mi buldum? Kıvrak bir zekam var, hoş evet. Sohbetim evet. Ve bu benim hoşuma gidiyor evet. Yani. Bazı arkadaşlarının çok iyi arkadaşı olman lazım herhalde, öyledir değil mi? Yani bazı arkadaşlarının en iyi arkadaşısın, öyle o mi? O kadar, bir kişinin ya da iki kişinindir, evet, daha fazlası evet. Yok. Peki, ama onların en iyi arkadaşısın mı? Evet, iki kişi var. Biri evet. Amerika'da, biri burada. Evet. Nerede lan? Ha, orada. Nerede kaplara. Lan? Ha, orada evet, peki. Yani... olmuyor. Çünkü ben yıllarca insanların hep acil durumda camı kırınız, ocağın simidi var ya. Burada mesela toplandılar, sıkıldılar. Lan İrem'i arayalım, gelsin coştursun. İrem'i arayalım, gelsin. Ben kimsenin acil durum simidi olmak istemiyorum. İki arkadaşım var, bana yeter de artar, gerek yok. İşte böyle konuşuyorum sonra. Yok zekam çok sıkıntı geldiğim için. Peki, bunu da samimi söylediğini düşünüyorum. İlgi manyağıyım ben. Herkes beni konuşsun istiyorum. Küçükken bu yüzden okulun camından bile atladım. Evet, çapraz bağlarıma bir şeyler olmuştu. Seviyorum. Yani ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Peki bu evlilikte de biraz böyle mi oldu? Yani adamı boğdun mu acaba? Hiç kimse boğdu. Ben o dönemi hatırlamıyorum bile. Hatırlamıyorsun gerçekten bile. Çok uzun dönem geçti üzerine. Ben onun üzerine öyle yollar, öyle deryalar geçirdim ki. Evlilik kavramını ben zaten bilmiyorum gibi kabul ediyorum yani. O çok eski ve yaşanmış bir şey. Aslında yani mesela... Seni her gördüğümde aslında bunu düşünüyorum. Yani çok eğlenceli bir kadın ama aynı evde yaşanabilir mi diye düşünüyorum yani. Doğru. Kolay olmasa gerek. Hı? Her şeyi bırakın, titizlik hastalığım var benim. Ciddi mi söylüyorsun? Maalesef. Yani... 8 tur dönmem lazım o evi. Tavaf etmem lazım. Bir tane böyle çay kaşığı eğer bir yerde duruyorsa asla uyuyamam. Zaten uykuya da inanmıyorum. Bir saat, bir buçuk saat kâfi. Dünya kaçıp gidiyor ellerimden. Niye uyuyayım lan ben? Affedersin. Aslında birçok sanatçının, daha çok sanatçıların başına geliyor. Bir ilk gece kuşu, evet gece kuşuydu galiba. İlk gece kuşu programına başladığımda bir hanımefendi vardı. İsmini söylemeyeceğim. Ama artık şöhretinin finaliydi. Yani artık pek eskisi gibi şöhretli değildi. Pek parası da yoktu. Ama işte kendisinde bir evi vardı, o evde oturuyordu, bir miktar da geliri vardı filan. Ben haftada 5 gece program yapıyordum ve bana geliyordu sürekli ziyarete. Beraber işte televizyonun kafeteryasında oturuyorduk. Eldiven giyiyordu. Bana bir gün eldivenlerini çıkardı. Şu dedi, ellerime bak dedi, paramparça. Hakikaten paramparça elleri. Her gece dedi, sabaha kadar dedi halıları siliyorum dedi. Böyle bir şey niye yapıyorsun ki? Ellerini paralayacak kadar. Başka bir şey yapamıyorum dedi. Yani. Garip sanatçıların... Üzücüymüş ama bu. Yani evet, üzücü başka gerçekten. Başka bir şey yapamıyorum demesi. Maalesef. Benim bu kadar overdose değil canım. Ama bir yandan da diyorsun ki dışarıdan baktığında sektörün en delisi, en manyağı denilen fakat aslında en normali olan kendi halinde biriyim. Aslında bu dürüstlüğün senin. Dürüst olduğun için böyle yapıyorsun. Yani hanım hanımcık oturmalar... Politikli korrekt olmalar, tabii efendim falan. Ben almayayım, biraz önce yedim. Politikli erekt, evet. Korrekt değil, erekt. Neyse, evet. Bant. Ama peki bunlar biraz çelişkili değil mi? Çok fazla ve kolayca içini döken biriyim. Aslında öyle değilsin. Değil, aslında değilsin bence. Aslında değilsin. Hep böyle bütün bu. Yani bu kadar tabii kolay basma kalıp hükümler vermek istemiyorum senin hakkında ama... aslında
Ne güzel bir savunma mekanizmasıdır yani, herkese eğlendirip gitmek, kimse bir şey anlamasın diye. Ama sonucu biraz yok. Da yaptığımız bu değil midir? Yani bu programları da bu yüzden yapmıyor muyuz yani? Ay siz gelir kazanıyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum şaklaban gibi eğlendirip millete eve geliyorum. Bir de o kadar keyifleniyorum ki milletin hesabını ödeyip eve geliyorum. Ne anladım ben bu işten? Gittiğin yerlere başkalarının hesaplarını öder mi? Bayılırım. Ben de öyleyimdir. Bayılırım. Son zamanlarda ödemiyorum. Kabarenin şey borçları var. Dolayısıyla biraz böyle şey kalkıyor. Bizim de böyle. Sektör kesat zaten. Yani. Herkese çöküyorum. Peki sevgilim, diyorsun ki yakında İngilizce şarkı okuyacağım ama henüz hangi şarkı karar vermedim. Arada ters köşe yapmak iyidir. Evet. İngilizce... How are you? Fine, how are you? Şimdi senin ya, İngilizcen çok iyi. Şükür. İngilizce şarkı da söylüyorsun. Evet. Bir mikrofonu alabilir misin rica etsem? Ben de sana ters... Özür dilerim, buradaymış. Ben vermeliydim. Çok söylemekten hoşlandığım bir şarkı. Söyle ismini. Açık. Denedi. Kussaydın daha iyi anlaşılır. Yani hemen aklıma gelen öyle göster amcalara... Hayır, öyle değil. Hayır, ben Tuncerler için soruyorum. Yani onlar da çünkü şey pek bir şarkı bilmiyorlar da yeni öğreniyorlar işte. Şimdi siz Stairway to Heaven'ı öğrendiniz mi çalmasını? Evet. Fena değil, evet. Buyurun. Var mı Amy Winehouse falan herhangi bir şey? Hangisi? Valerie. Bak klasikçiler demek, o kadar da bilmiyorlar. Tabii, Back to Black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to. Go back to black. Yeterli mi? Duralım. Çok güzel söylüyor. Evet. Tuncerler de Tuncer Tunceli Blues Band olarak Kadıköy'de Ağaç Ev'de bütün bir sezon çıktılar. Aynı zamanda biz de burada Dada Kulüp'te çıktılar. Aynı zamanda şimdi de bütün bayram süresince Bodrum'da bizim yeni açılan Dada Salon Brasserie'de sahne aldılar. Ve tabii yayın tarihimiz itibariyle söylüyorum. Hakikaten inanılmaz, inanılmaz hem caza hem blues'a yatan bir grup. Tuncer Tunceli Blues Band. Alkışlıyoruz onları. Şimdi ama her şey çalıyor ama bir şey var. Şimdi hemen Bülent abiden bir İngilizce şarkı ne alalım? Evet. Dur Allah aşkına bir deneme yapalım. Ne olur? Bilmiyorum ki, hiç İngilizce şarkı bilmiyorum. Bilebilsem başımla gözüm peki, üstüne. Peki basit bir İngilizce şarkı ne var bildiğin? I love you, I love you, do you love me? Saygılı. Evet, çocuklar... Abi Burhan Çeşen la bam, la 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 bam ba diye çıktı zamanında ya. Ya Joe İsmailca. Ya şey yok mu onu, ne kadar güzeldir o. Bütün her yerde sahne alanlar İngilizce şarkı olarak ne na na na. Ne na na na. Değil mi? Bak mesela o çok kolaydır söylemesi. Çünkü zaten sözleri bilmeye gerek yok. Tüm 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 tüm. Ne na na na, orayı bağırıyor. Ama yani Amerikalı bir sanatçıdan kesinlikle bir tane İngilizce okuyacağım. Bir Michael Jackson patlatır bence. Hayır ama bir Frank Sinatra falan okumak ister belki. Bir Frank Sinatra olmak ister. Bak, ya mesela bir... Bak çok doğru. Bir My Way falan filan değil mi bak öyle ya, bir şey? Bak ha? Ya. Ha? Olmaz mı? Konuştun mu bunu? Var mı sizde? Önce... Ama onlar çalmazlar öyle şeyler. Bunlar hem... Tüyo mu verdi? Hem rakçı hem blues. Bir My Way olabilir değil mi öyle bir şey? Peki. Yani... Bir İngilizce çocuk şarkısı var mı sende biliyor musun? Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Bu çok kolay. En kolayı bu zaten. Başla. Çocuk şarkısı başka. Head and shoulder. Öğret Bülent abiye. Abi. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Yani Türkçesi diyor ki kafa, omuzlar, dizler, ayak parmakları. Evet, hazırız. Buyurun. Bir daha yap abi. Tamam.
Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. İki büklüm kalacağız yemin ederim. Bir daha yap, bir daha yap. Bülent abi bunu söyledin, öttürürsün. Ciddi söylüyorum, bütün dünyada. Amin, amin. Bu da mı var? Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes. Ne yapıyoruz biz ya? Bu da mı vardı? O yorumunu tabii ki Bülent abicim. Sadece dansa olmaz, şarkıyı da söylemek abi, gerekiyor. Abi Tatlıköy şarkısı vardı. Neydi o? Aga du 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 push pineapple shake the tree. Aga du du du. Bilirsiniz ya. Hangi to the left, to ya? The right. Alles inclusive, her şey dahil diye. Dansı. Peki. Şimdi yeni albümü İrem'in. Şarkılar Beni Sana Hapsettin, Bende Hüküm Sür, Acemi Balık, Kaçın Kurası, Kurşun Adres Sormaz Ki, Yok Dostum Zor Dostum, Gidiyorum Aşkımız Olay Olacak. Burada Aşkımız Olay Olacak değil mi? Burhan Çaçan'dan söylüyorsun. Onu mu söyleyeceksin şimdi bize? Siz ne isterseniz. Bu merak ediyorum ben. Burhan Çaçan vallahi, seviyoruz. Evet. Çok. Evet. Ha? Çok. Seviyoruz. Burhan abi candır. Burhan abi candır. Evet. Biz daha 2 yıl önce falan bir Bursa konserinde aynı otelde kalıyormuşuz. Burhan abi başka bir yerde çıkıyor, ben başka bir yerde. Görür görmez titremeye başladım benim, çünkü çocukluğum şarkısı Aşkımız Olacak. Koştum gittim, adamın da afyonu patlamamış. Ben gittim Pokemon gibi adamın yanına. Burhan abi ben çok severim Aşkımız Olacak şarkısı, ne olur dedim bir tane video çekelim Instagram'a koyalım. Şöyle bir baktı, tamam evladım dedi. Bu var şeyde var. Kalbimin tek sahibine bütün nikah düğün organizasyonlarında evet. Çalınan şarkı olmuş. Evlerin şarkımı çalıyorlar. Bülent abi çağırıyorlar. Ben para kazanamadım ondan. Ne Bülent anladın? Abi söylüyor musun bu şarkıyı? Evet, söylüyorum. Harbiden mi? Vallahi söyledim. Oley! Vallahi söyledim. Biraz mırıldanmaz mısın sevgilim? Gir şarkıya. Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Burası şükretme yeri. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Of. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, ne dağlar. Demirler neldir devene. Ama bir şey söyleyeyim mi? Rabbim prompter'ı korusun. Ama vallahi billahi 1,5 sene okudum bunu. Hayır canım sene. Efendim. Ama tabii önümüzde şey yazılar olacak. Evet tabii. Öyle, tabii. Kolay değil. Mesela bir böyle bir gecede, bir düğün gecesi ya da bir özel gecede kaç şarkı söylersin sevgilim? Ya mesela 30 tane söyler misin? Fazla geçiyor. Yapma ya. Tabii. Oo. Mesela 40 tane söyler misin? 5 saat 45 dakika kaldığımı biliyorum sahnede. Ne yaptın abi? Of 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 of. 5 saat 45 dakika. Senin rekorun kaç? Yani benim, tahminen. Ünlü olmadan önce bir grubum vardı Monopop diye. Yabancı söylüyorduk komple. Benim rekorum 4,5 saat falan. Artık yani mekan sahibi in ulan defol git evine diye geldi. Çok keyif aldığım zaman ben inmek istemiyorum sahneden. Yani hani öyle sözleşmede şu kadar falan yok, öyle bir şey bende. Devam etmeliyim. Devam edeyim çünkü besleniyorum. Enerji topluyorum. Yani şarjdayım o anda. Çekmeyin beni şarjdan. %100 doluyum, öyle alın yalama. Evet doğru. Mesela bölge var. Şehir ismi vermeyeceğim. Düğüne gidiyorum. Ya diyor onun düğününde sen diyor 3 saat 40 dakika kaldın diyor. Aa. Biz de evet 3 saat 45 dakika kalacaksın. 5 dakika fazla tabii. Öyle tabii düğünler yarışıyor. Peki. Evet. Hadi alkışlıyoruz İrem'i ve şarkısının arkasından uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz İrem'e ve Burhan Çaçan şarkısıyla hadi. Ona veda ediyoruz. Buyursunlar.